dinleyicilerimiz, dostlar. 6 Mart 2022, yerimiz Oğuzlar Çorum, 650 rakım. Nisan başı gibi aşı yaptığımız, iskarifle aşı yaptığımız kalem aşılarımızın hem kalemlerini temizliyoruz hem de bunlardan kalem olabilecekleri kalem alıyoruz arkadaşlar. Ağacımızı keselim. Ustam şimdi lideri belirledi. Gereksiz kuvvetlileri. Onu bana bir uzatsan. At abi, at at. Bakın arkadaşlar, yaklaşık 3 metre boyunda. Bakın, görüldüğü gibi, bakın şu şekilde. Sürkünler, gözler pişkin. Arkadaşlar, bakın şu şekilde. Böyle gidiyor. Bunlardan kalem olabilir. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Devam edelim ustam. Şunu bırakıyoruz burada, şunu. Onu bırakalım. Şu 2 taneyi alıyoruz dibinden. Evet. İçeride bırakıyoruz yan daldan. Evet, içeridekini alıyoruz. Liderimiz belirledi arkadaşlar. Bakın şu yukarıdaki. Ağacımızı 3 kol üzeri yaptık. Ortadaki kolumuzu lider olarak düşündük. Şimdi kalemlerimizi aldığımız, iptal ettiğimiz kalemlerimiz sıfır kesmiyor arkadaşlar. Yani kuturdan bir karış falan yukarıdan kesiyoruz ki talüsü iyice kapatsın. Ondan sonra bunları sıfırdan tekrar keseceğiz. Bunları da birazdan bakacağız, kontrol edeceğiz arkadaşlar. Aşı kalem olanları kalem olarak düşüneceğiz. İyi pişkinler, içi dolgun olanları. Zaten onun için video çektik. Aşı kalemimiz nasıl olacak şeklinde. Bunlardan işe yararları kalem yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Yaklaşık 2-2,5 metre sürgün sürmüş. Bayağı uzatabilirsin abi. Şu şekilde bunları birazdan kontrol edeceğiz, kalem olarak değerlendireceğiz. Arkadaşlar ağaç arada. Aynen o şekilde. Arkadaşlar ağaçlarda kalem alacağımız kalemlerimizin yerlerini belirlerken ismine doğru bildiğimiz çeşitler. Biz kesinlikle meyvesini gördüğümüz ağaçtan alacağız. Daha sonra kalemin kalitesi çok önemli. Kalemin kaliteli olması için üst ağacın üst güney orta noktadan alacağız arkadaşlar aşı kalemlerimizi. Aşı kalemlerimizi ağacın içinden, gövdeye yakın yerden ve almayacağız. Gövdeye yakın yerlerden almayacağız, aşağılı yerlerden almayacağız, yere kaynaklardan almayacağız. Üst güney orta noktalardan. Kalemlerimiz nasıl olacak? Göz pişkin, hafiften kestane rengini almış, dolgun, dolu dolu olacak gözlerimiz ve kalemlerimiz. Birazdan onu tekrar çekimini yapacağız. Evet arkadaşlar, kalemlerimizi aldık. Ne dedik? Ağacımızın üst güney orta noktasından alacağız. İsmini doğru bildiğimiz. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şu kalem var. Bir gösterir misin? Al şunu. Bakın. Pişmiş. Bu 2 yıllık. Pişmiş. Kestane rengi arkadaşlar. Gözler kabarmış. Bakın arkadaşlar. İsmine doğru. Chandler. Bakın şu gözlere. Gözler belli. Şu şekilde. Şöyle. Bakın bunlar da ağaçtan aldığımız bir yıl sürüyor. Fakat pişkin. Gayet kalın pişkin olduğu için bunları da kalem olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Bunların uçlara doğru sünger gibi olur. Ona dikkat etmek lazım. Eğer tam pişmediyse kullanmıyoruz. Koyalım onu. Bakın arkadaşlar bunlar İstanbul. Neredeyse. Bunu da yapalım. Bakın arkadaşlar. Gözler çok güzel. Kabarmış. Pişkin. Bunları kalem olarak kullanacağız. Bunlar tabi daha sonra çuvala girmesi için ikiye böleceğiz. Normalde yıllık sürgün arkadaşlar ağacın altı kuvvetli değilse veya bakım yoksa pek pişkin olmaz. Sünger gibi olur. İçi boş olur. Kalem alınmadan dikkat edeceğiz. Şu 2 yıllık ağaçlarımızdan ağaçlarımızın 2 yıllık ağaçlarımızın olduğu yerden kalem aldık. Ve bunlar da yıllık sürgünlerden üzerinden ekledik arkadaşlar. Bakın. Rengi hafiften kestane rengine çalmış arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları birazdan çuvala koyarken eğer uçları pişkin değilse vuruyoruz. Şeyse dolgunsa uçlarını hiç almaya gerek yok. Çuvala o şekilde bakın arkadaşlar. Şu ustanın yanında tuttuğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda. Bundan nereden baksanız yani 30'er santimler olsa en az 6-7 tane kalem çıkar. Şu şekilde. Mübarek fasulye sırrı gibi. Bu kalemimiz
Güney tarafa geldi belli. Şişkin var arkadaşlar. Uçlar boş değil. Uçlar dolu dolu. Ona dikkat ediyoruz. Şüphelilere hiç kullanmayalım, atalım. Şüphelendiğimiz atalım. Şüphelilere kullanmayalım. Bakın uçlar dolu. Yine de bir şeyler alıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi oklava gibi. Dümdüz kalemler. Şurada var ağa başladı bir tane. Arkadaşlar. Bunlar hep bu şekilde seçerek yapıyoruz arkadaşlar. Biz genelde aşı kalem olarak 1 yıllık, 2 yıllık fark etmiyor. İkisini de kullanıyoruz yani hiç fark etmiyor. Bakın arkadaşlar elimizdeki kalemlere. Çok güzel. Yani şimdi bu verim veren, verime yatmış ağaçlarda, verime yatmış bahçelerde kalem bulunmuyor arkadaşlar. Bakın. Bu kalemimiz, biz bunu kalemden kestik. Yukarıda gereksizdi. 3 tane kalemdi. Aldık. Bakın meyve gözü. Kesilen yerler meyve gözü. Kaleme kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğü gibi. Bak, yarısı 2 yıllık kalem. Güzel. Bak ucu kadar dolu. Uça kadar dolu. Ağaç doldurmuş. Çok güzel. Bakın. Şu anda ustam elindeki. Gözler dolgun. Bunların ayrıca biz meyvelerini gördük arkadaşlar. İsmine doğru yani. Çantıdır. Yoksa bilmediğimiz yerden kalem almak riskli. Bunlar bakımları iyi olduğu için uçlar ucu kadar dolu. Buruşma, ezişme, kış, kurusu falan yok. Bakın arkadaşlar. Oradan alttan 2 yıllık kalem olarak kullanacağız. Ve yukarısını 1 yıllık kalem olarak kullanacağız. Bunu da kullanacağız. Arkadaşlar. Şimdi meyve veren bahçelerde kalem bulunmaz dedik. O yüzden ya yeni dikilmiş 3-4 yıllık bahçelerde kalem alıyoruz. Ya da yeni aşı yapılmış ağaçlardan kalem alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu elindeki ustanın hep şey meyve gözlü. Onları da yapacağız. Yeni aşı yapılmış veya yeni dikilmiş bahçelerde genelde derin budama yaptığımız için olan da sürgün çok oluyor. Fakat meyve yatmış ağaçlarda bulmak çok zor, imkansız. Şurada ustam şurada bir 2 yıllık kalem var. Bir de onu gösterelim. Bakın arkadaşlar bu da 2 yıllık. Bakın hep meyve gözü dolu. 2 yıllık kalem. Deminekiler 1 yıllık kalemde bakın. Şunlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 uçlarda da 16, 18 tane en az 20 tane kalem var. Bakın bunlar da biz arkadaşlar bakın sıfır kesmiyoruz. Bakın kalemleri sıfır kesmiyoruz. Budak bırakıyoruz arkadaşlar. Tırnak bırakıyoruz. Bu zaten göz patlıyor çünkü. 2 yıllıklarda. Yani kesleyenler meyve gözü. Tırnak bırakıyoruz. Tırnaklı kesiyoruz. Bu ağaçlarımızı da budama yaptık arkadaşlar. Bu ağacımızdan aldık. 2 yıllık ağacımızdan. Bu 2001 aşısı olan 2021 aşısı 2020 aşılarından aldık arkadaşlar. Ceviz aşı kalemi nasıl olur? Nasıl olmalı? Nasıl hazırlanır? Ağacın neresinde alınır sorusunun cevabı arkadaşlar. Bu şekilde. Hoşça kalın. Cevizle kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.